Bir kere bizim Türkiye'deki yabancı dil algımızı doğru yere koymamız gerekiyor. İngilizce öğretilecek bir dildir, bir ders değildir diyerek başlayalım. Eğer siz İngilizceyi formüllerle öğretilecek, o kuralları ezberletecek ve herhangi bir bağlama adapte etmeyecek bir şey olarak değerlendirirseniz buradan bir sonuç alamayız. İkinci boyut, ben size girdi diyeyim. Girdi şu demek, çevrenizde yabancı dille ilgili, İngilizce ile ilgili duyduğunuz ya da okuduğunuz her şey. Türkiye bu konuda ne yazık ki yabancı dil eğitiminde bir problem yaşıyor. Girdi miktarını arttırarak yabancı dil öğrenen çocukların dile maruz kalma oranlarının artması gerekiyor. Üçüncü boyutu da isterseniz ölçme değerlendirme diyelim. Ne demek bu? Biz tabii ki çıktılarımızın değerlendirilmesini yapabilmemiz için onları ölçmemiz gerekiyor. Bir matematik öğretmeni düşünün. Matematik öğretmeni polinomları anlatıyorsa, polinomları anlattıktan sonraki süreçte onun bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekiyor. Yabancı dil eğitimi söz konusu olduğu zaman sınıfta bir şeyi nasıl öğretiyorsanız, oyunlarla mı, iletişimsel etkinliklerle mi, şarkıyla mı, efendim el işi etkinlikleriyle mi, boyamayla mı, bunların yabancı dil eğitim değerlendirme sürecine de doğru şekilde yansıması gerekiyor. Etkinlik tüm yabancı dil öğretmenlerine yönelik yapılan bir seminer aslında. Kolejlerimizde yabancı dilin önemi çok büyük. Artık insanlar iş görüşmelerinde bile ikinci yabancı dilin ne diye soruyorlar. O yüzden kendimizi günden güne yenilememiz gerekiyor. Yenilenen dünyada, dijital dünyada öğretmenlerin de kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu yönden de dil duayenlerinin bize vereceği taktiklerle kendimizi geliştireceğiz. Hem bizler hem de öğretmenlerimiz aslında. İngilizce nasıl öğretilir? Her zaman bunu söylüyoruz ya, bunu tartışıyoruz. Hani veliler diyor ya, benim çocuğum neden İngilizce konuşamıyor? Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Yani neler yapabiliriz? Hani eskiden olduğu gibi tahtaya yazıp öğrencilerin yazdığı bir çağda değiliz. O yüzden ne tarz taktikler uygulamalıyız? Ebeveynler evde ne yapmalılar ya da neler yapmamalılar? Birazcık bunlara değineceğiz aslında bugün. Aslında zorlamamalılar. Çünkü hadi çocuğum İngilizce konuş dediğinizde hiçbir çocuk İngilizce konuşmaz. Çünkü hiçbir ailenin evinde İngilizce konuşulan bir ortam yok. Hepimiz Türk'üz ve Türkçe konuşuyoruz. Ben de bunu çok yaşadım. Hadi kızım biraz konuş dediğimizde tepki veririz. Çocuklar buna tepki verirler. Öğretmenlere destek olmak için velilerin aslında bizim evlere yolladığımız projelere destek vermeleri gerekiyor. Ne gibi? Evde çocuğu İngilizce konuşturmak için mesela evde annesine ya da babasına bir anket yaptırıyorum. O anketle çocuk evde İngilizce konuşabiliyor. Evet, orada onu desteklemeliler. O projeye, o ödeve destek olmalılar. Ama ortada bir ödev ya da proje yokken hadi çocuğum sen İngilizce konuş demeleri her zaman ters tepki doğuruyor çocuklarda. Ki zaten şöyle bir durum var. Küçük yaşta çocuk hep alır. Bekler, bekler, bekler. Artık ortaokul, liseden sonra o dil dışarıya çıkmaya başlar. Velilerin biraz sabırlı olması gerekiyor. Çünkü dil öğrenmek hem sabır hem de zaman gösterilmesi gereken bir durum aslında. Ben bütün gençlere ve bütün öğretmenlere kendilerini geliştirmelerini, mutlaka bir ya da iki yabancı dile sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten dünya her gün yenileniyor. Kendimizi geliştirmemiz lazım ve her şey çok çabuk olmuyor. Zaman, çaba ve en önemlisi de istek.